Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Neden Yasin-i Şerif? Çünkü duanın kabulünde bazı şartlar var. Namaz, oruç gibi. Yasin-i Şerif'in şartı yok. Doğrudan tesir eder. Kur'an-ı Kerim'in ruhu Fatiha-i Şerife, kalbi ise Yasin-i Şerif'tir. Yasin-i Şerif'in kalbi de Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayet-i kerimesidir. Hadis-i şerifte Yasin deveün li külli da'in buyuruluyor. Yani Yasin-i Şerif usulü üzere ehil insanlar tarafından okunursa her derde devadır. Ehil olan insan demek salih insanlar. Salih insanlar ne demek? Yani abdestinde, namazında, orucunda olan, harama helala dikkat eden, insanları kandırmayan, yalan söylemeyen insanlara salih insan deniliyor. Usulü üzere dedik, usulü nedir? Yasin-i Şerif okunurken, müminlere geldikçe zemzem karışık suya şifa için ya şafi hu diye nefes edilir. Hatmi kibir olan 123 Yasin-i Şerif okunur. Bu suyu hasta bir hafta müddetince içer. Su azaldıkça bitirmeden üzerine ekler. Bu şekilde çoğaltmış olur. Yasin-i Şerif'te 7 adet mübin kelimesi vardır. Yasin-i Şerif'in kerameti sonsuzdur. Eğer Müslüman bir karı koca arasında olan soğukluğu gidermek için okunursa, mübinlerde suya Ya Vedud ismi şerifi okunur ve içirilir. En iyisi tesbih namazı ile tevbe eder, sonra kurban keser, 60 kişi etinden yer, 60 kişiye sadaka verir, sonra Yasin-i Şerif okunur. Tabii ki bu sadaka verilecek olanların Kur'an-ı Kerim talebesi olması, etinin ikram edilecek insanların da Kur'an-ı Kerim talebesi olması çok önemlidir. Hadis-i şerifte bildirildiği üzere Yasin-i Şerif'in 10 hassası vardır. Yani 10 tane faydası vardır. Bunlar ise aç olan okumakla onun nuru, kerameti ve manevi bereketiyle doyar. Çıplak elbiseye kavuşur, bekar evlenir, korkan korkmaz olur, mahzun sürur bulur. Yani üzüntülü olan, stresli olan insanlar, panik ataklı olan insanlar kurtulur demek. Müsafir gurbetten kurtulur, kaybolan şey bulunur, hasta şifaya kavuşur, susayan susuzluktan kurtulur. Ramuzel Ehadis 79. Yasin-i Şerif'i 41 defa okumak hatmi asgar, 123 defa okumak ise hatmi ekberdir. Piranın tarifi üzere 41 usulüne göre 3 defa okuyan 123 defa okumuş olur. Bu usul nedir? Yasin-i Şerif'e Fatiha-i Şerife ile başlanır, tekrar besmele çekilir ve Yasin kelimesi 7 defa tekrar edilir. Zalike takdirul azizil alim kelimesine gelince 14 defa tekrar eder. Ve Yasin-i Şerif'in kalbi mesabesinde olan Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayet-i kerimesi de 16 defa tekrar olunur. Ve innemâ emruhu izâ erâde şey'enden sonuna kadar, yani son iki ayet-i kerimesi de 4 defa tekrar olunur. Bu tekrar olunanların adedi 41 eder. Bu şekilde Yasin-i Şerif okunursa bir defa, 41 defa okumuş gibi esrar-ı ilahi tahakkuk eder. 3 defa Yasin-i Şerif okunur ise bu usul üzere, Yasin-i Şerif'in hatmi ekberi olan 123 adet okumuş gibi esrarı tahakkuk eder. Cenab-ı Hak faydasını gösterir. Buraya kadar anlattıklarım, zamanın sahibi ve zamanın en büyük Evliyaullah'ın sözlerinden alıntıdır.
Değişik kitaplarda Yasin-i Şerif'in bazı esrarından bahsolunmaktadır. Onları da kısaca size izah edeyim. Herhangi büyük bir kişinin yanında haceti olan bir Müslüman, o kişinin huzuruna varmadan önce 25 defa Yasin-i Şerif suresini okursa, saygı ve sevgi görür, ihtiyacı karşılanır. Herhangi bir zalimden korkan kişi Yasin suresini okuyup dua ederse, Cenab-ı Allah o zalimin korkusunu onun kalbinden çıkarır. Yasin suresi 41 kere okunup dua edilirse Allah-u Teala duasını kabul eder ve inşallah ihtiyacını karşılar. Sabahleyin Yasin suresini okuyan kişi akşama kadar üzülecek herhangi bir hadise ile karşılaşmaz. Akşamleyin Yasin suresini okuyan kişi sabaha kadar üzülecek herhangi bir olay ile karşılaşmaz. Kim Yasin suresini yazar ve zemzem suyu eğer bulamazsa herhangi temiz bir su içine koyup bir hafta boyunca sabahları aç karnına içip dua ederse inşallah zihni açılır ve her işittiğini hafızasına alıp ezberler. Maddi ve manevi her türlü tehlikelerden korunmak, düşmanlardan gelen zararı bertaraf etmek ve hatta düşman ordusunun içerisinde onların gözlerine görünmeden çıkıp gidebilmek için şu ayeti kerime okunmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe evşeynahum fehum la yubsirun. Sadakallahu azim. Yasin-i Şerif'in 9. ayet-i kerimesi. Yine bu ayet-i kerime, yani 9. ayet-i kerimeyi yatmazdan evvel okuyan bir Müslüman her türlü insan, cin ve şeytanların şerrinden emin olur. Sabaha kadar malı, evi ve eşyası hırsızlardan korunur. Herhangi bir ağacın meyve vermesi, harap olan bir yerin mamur bir hale gelmesi, üzüntülü ve kederli olan bir kişinin iç dünyasının sevinç ile dolması, katı olan bir kalbin feyzi ilahi ile dirilip nurlanması ve öğüt dinlemeyen kişilerin halim ve selim bir insan olabilmeleri için abdestli ve oruçlu bir halde bu mübarek ayeti kerime yazılmalıdır. Bu ayet-i kerime temiz bir kabın içerisine konup üzerine zemzem suyu veya nisan yağmuru veyahut da temiz ve duru bir su ile doldurulur. Suyun üzerine Yasin suresi okunduktan sonra meyve verilmesi istenen ağaç veya mamur olması arzulanan yere dökülürse kısa bir zamanda faydası görülür. Söz dinlemeyen kişiye içirilirse öğütleri can kulağı ile dinler. Bunalıma giren kişilere içirilirse rahatlar, üzüntü ve kederi giderir. Bu sudan içen kişiler inşallah çok zeki olurlar. Yazılacak ayet-i kerime ise Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nuhyil mevte ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Sadakallahu lazim. Yasin-i Şerif'in 12. ayet-i kerimesi. Şimdi geçiyoruz diğer bir faydasına. Kötü insanlar ile karşılaştığı zaman onların şerrinden emin olmak için şu ayet-i kerime okunup dua edilmelidir. Yasin-i Şerif'in 29. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum hâmidûn. Sadakallahul azîm. Diğer bir faydası ise bağ ve bahçelerin bereketli olması, meyve ve sebzelerin bol olması için şu ayet-i kerimeler yazılıp bir kabın içerisine konup üzeri su ile doldurulur. Bu sudan bağ ve bahçelere serpildiği zaman toprak bereketlenir, bol bol meyve ve sebzeler verir. Ayet-i kerime ise Yasin-i Şerif'in 33, 34, 35 ve 36. ayet-i kerimeleridir.
Yasin-i Şerif'in 58. ayet-i kerimesi 1479 defa okunur, sonra dua edilirse Allah-u Teala onun duasını kabul eder, bir an evvel ihtiyacını karşılar. O ayet-i kerime ise Bismillahirrahmanirrahim, selamun gavlen min Rabbir Rahim, sadakallahul azim. Yasin-i Şerif'in bir hassası, yani bir faydasını daha söyleyip sohbetime nihayet vermeyi arzu ediyorum. Yasin-i Şerif'in 78, 79, 80, 81, 82 ve 83. ayeti kerimeleri hakiki zeytinyağı üzerine 40 defa okunursa maddi ve manevi birçok faydaları görülür. Üzerine bu ayetler okunan zeytinyağı her türlü çatlak, kırık, sancı, sıkıntı, bunalım gibi maddi ve manevi birçok hastalıklara şifadır. Çok kıymetli ve değerli Müslüman kardeşlerim, burada anlatılanları yapıp da "Hocam, bunları yaptım fakat bir türlü duam kabul olmadı, neden kabul olunmadı?" vesaire gibi sorular soruluyor. İnşallah bunu da ileriki sohbetlerimizde şu başlık altında paylaşmayı düşünüyorum. Neden duam kabul olunmadı başlığı altında. Bazıları söylüyorlar, neden hemen bu sohbette paylaşmadınız diye. Paylaşmamamızın sebebi şudur. İnsanlar sohbet uzun olunca dinlemiyor. Hatta kısa sohbetin bile yarısını dahi dinleyemiyor bazı sebeplerden dolayı. Sohbetlerimizi kısa tutmak için biz inşallah başka sohbetimizde bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bu değerli bilgileri diğer insanlara da ulaştırmaya gayret gösterelim inşallah. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.